Kent ve ekonomi devam ediyor. Stüdyomuzda konuğumuz Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı, Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep'le sohbetimizde sürüyor değerli seyircilerimiz. Sayın Celep, ilk bölümde tabii hem pandemi sürecinin kendine özgü dinamiklerini hem de üretimin tüm aşamaları da paydaşların ortaya konulmasıyla başarının kendinden geldiğini ve Türkiye'nin de aslında dünyadaki 200'ün üzerindeki ülkeye baktığımızda dünyanın Süper Ligi'nde olduğunu, daha büyük hedeflerle de yoluna devam ettiğini kısaca özetledik. Şimdi ben biraz Uzak Doğu pazarından konuyu devam ettirmek istiyorum izin verirseniz. Çünkü ihracatta Uzak Doğu'nun pek çok kalemde ben önemli bir hedef olduğunu biliyorum. İşte Çin gibi, Japonya gibi. Uzak Doğu'dan biraz başka kıtalara gelirsek Avustralya'nın, Katar'ın yeni ihracat pazarları anlamında seçildiğini, ama tabii buralarda ilk bölümde de anlattınız, mevcut geleneksel bakış açımızın dışına çıkarak belki daha agresif, daha yenilikçi bir bakış açısıyla o pazarları elimize alabileceğimiz, Türk markasının, Türk ürününün kalitesini bütün dünyaya kanıtlayabilecek işlerle onların karşısına gidebileceğimiz gibi bir zorunluluk da doğuyor bize. Yani daha fazla çalışmak, daha nitelikli üretmek, ihracatın burada pazar çeşitliliği açısından olmazsa olmaz bir kavram. Bize biraz Uzak Doğu pazarını anlatır mısınız gözlemlerinizle? Tabii ki seve seve. Gayet güzel ifade ettiniz. Yani Çin gerçekten 1,5 milyar nüfus. Yani neden Uzak Doğu'da olmamız lazım? Sadece yani bu bile dünyanın, yeterli. Değil mi? Dünyanın 2/3'lük nüfusu Uzak Doğu'da. Evet. Ve insanlar yemek tüketmek zorunda. Yani 3 öğün tüketmek zorunda. Onun için doğru kesim. Bunun yanında bir Hindistan, bir Pakistan. Tabii. Gelecek 2. 3. adımdaki hedef ülkelerimiz olması lazım. Evet, bugün bir Japonya hiç tartışılmaz. Kolay olmayan bir ülke ama... Çünkü çok gelenekçi. ...ciddi bir planlama kültürüne sahip. Dolayısıyla oradan da alınacak yapılar var. Yani bugün Asya Pasifik dediğimizde bir Singapur'u, bir Güney Kore'si, Endonezya'sı, Malezya'sı... Hakikaten ciddi bir potansiyelin olduğu bir yer. Bizim bugüne kadar ihracatçılar birliği olarak geçmişteki anlara baktığımızda bakanlıkla gidiyorduk. Arkadaş diyorduk ya, bize siz lojistik desteği verin ya. Çünkü neden? Biz buradaki süpermarketlere malımızı ulaştırmamız için işte nakliye, gemi vesaire dediğimizde 35 gün, 40 gün sürüyor diyorduk. Ama bugün Xi Jinping'in yaptığı İpek Yolu projesiyle Kocaeli'ne demir yoluyla 18 günde mal geliyor. Guangzhou'dan Kocaeli'ne 18 gün. Ne kadar kısaldı. Bu daha da kısalabilecek. Yani konjonktür değişiyor. Biz o değişimi kollamak zorundayız. Neden Hindistan'la Pakistan'ı gösterdiğimin altını çizmek için söylüyorum, meslektaşlarımız da veya üreticilerimiz de bilmesi. Yakını görmek çok kolay. Çünkü biz bugüne kadar ülke olarak hep günü kurtardık. Yarın öbür gün bizim için hiç planlamada, projemizde olmadı. Çünkü eğitim algımızda proje yapma kültürümüz de maalesef eksikti diye altını çiziyorum. Kimse ayıflanmasın. Ben sadece çalışma arkadaşlarımdan bunları böyle gördüğüm için, beyaz yakalılarımdan hissediyorum. Yoksa benim eğitim düzeyimin fazla olup da gözlemlememle alakası değil. Fakat bugün bir Avustralya, efendim bir Amerika'ya baktığınız zaman buradaki insanlar nasıl başarılı olmuş diye ben hep kendi kendime sormuşumdur. Empati kültürü dediniz ya. Bu işin sırrı ne dediniz? Bugün Avustralya'ya bakıyorsun, ciddi bir Yunanlı kesim var. Amerika'ya gidiyorsun, bakıyorsun, ciddi bir Yunan kesimi var. İyi bir lobi oluşturmuşlar, iyi bir network oluşturmuşlar ve bilgiyi de birbirleriyle paylaşıyor. Hani diyoruz ya bizde iletişim, istişare. Evet. Bilgiyi paylaşma. Yok. Paylaştıkça değer kazanan bir mesaj. Ama yok, bilgi. Öyle bir kültürümüz yok. Maalesef. İnanın yok. Kendimize saklarız biz bilgiyi. Yani kendine sakladığın bilgi sadece seni mutlu eder. Ama ortaya koyduğun bilgi bir maya gibi büyür. Çok doğru. Çok güzel tabir ettiniz, evet. Dolayısıyla biz bu algıyı daha ileriye taşıyacak kültür ve yeni yapılanmalarda tüm paydaşlı olarak destek vermemiz lazım birbirimize. Yani bu aşağıdaki o bizim köylü diye baktığımızın bizim için ne kadar önemli bir ortak olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü en çok sahada o. Tabii.
Japonya'nın bugünkü en büyük başarısı sahaya inip olay yerine gidip çözüm üretmesi. Çemberin odağında onlar var. Tabii yani biz kravatla veya böyle takım elbiseyle karşıdan değerlendirmeyle maalesef bunları kat edemiyoruz. Ama ne oluyor? Paydaşlarımız var. Ne diyoruz? Ziraat odaları diyoruz. Ne diyoruz? Tarım, il, ilçe müdürlükleri, işte ticaret borsaları vesaire. Biz bu halkadaki tüm iletişim ağlarımızla empati kültürümüzü geliştirdiğimizde zaten işin hedefine odaklanıp nasıl bir yol haritası belirleyeceğimizi ve gittiğimiz yolda da hedefimize nasıl ulaştığımızı gözlemleyebiliyoruz. Çünkü akıl akıldan üstündür. Bakış açıları farklıdır. Yani ben 6'ya böyle bakarım. Elbette. Benim 6'ya baktığımda 9 görürsün. Tabii. Ya bu kadar basit. Ama bizler bunları maalesef bugüne kadar hep farklılaştırdık. Yani hep ben bilirim. Mesela çiftçiyle ihracatçı pek bir araya gelmemiş. Çeşitli platformlarda. Değil. Zaman zaman onları bir araya getirebilsek aslında. Aslında. Yani birbirleriyle konuşturabilsek. Gelebilirler. Evet. Ama bugüne kadar hep bunlar manipüle edildi. Manipüle edildi, anladım. Yani aradaki hani şu anda diyoruz ya dış mizraplar, dış güçler. Hakikaten bizim içimizdeki bu işleri manipüle edip doğru bilgilendirme vermeyen ortaklarımız bu işleri hep çarpıştırdı. Biz yıllarca ziraat odalarıyla kavga ediyorduk. Evet, hep. Maalesef. Maalesef. Çok iyi bilirim o yılları. Efendim. Tarım il müdürlükleri, ya kardeşim hepimiz birbirimizin ortak amaç için, ortak amaç payda için ve yapmamız gereken görevler bu. Bunları ben buradaki platformdan çok rahat herkes için dillendirip söyleyebilirim. Biz bunu yaptığımız gün başarılı olacağız. Şimdi Asya Pasifik'teki pazara ulaşmamız için bir bütün olmamız lazım, güçlü olmamız lazım. Eğer bir ülkeden 5 birimle 7 birim arasında bir aynı ürünün fiyat değerlendirmesi oluyorsa karşı taraftaki güven ilişkisi sarsılıyor. Buna biraz kooperatif mantığıyla da bakabiliriz esasında. Yani ya, sanki büyük bir kooperatifmiş gibi ülke. Öyle aslında, değil mi? Aslında bunun adına ben şöyle diyorum. Özel sektör kooperatifçiliği diyorum. Çok güzel. Tam olarak Sayın Bakanımızla dün de kendisi de beyan etti. İzleyebilirsiniz. Yani sözleşmeli tarım, anlaşmalı çiftçi. Evet, bunun hukuksal bazı esnek tarafları var ama Peki, altı doldurulabilir olmalı. İnanın, ben çiftçi olduğum için siz beni bu yılki bir potansiyelde mutlu ettiyseniz ben gelecek yıl o borcumu mutlaka size ödüyorum. Kesinlikle. Alırsınız. Bizim evet. Kurumumuzdaki ortaklarımızla felsefemiz bu. Hı hı. Yani alış-veriş. Ama tek taraf ve adalet duygusunu önselemeden. Yani etik olması gereken şeyleri yapmamız lazım ki mesafe kat ederken o güç ve güven ilişkisini sarsmayalım. Bu bence üreticide olduğu gibi son nihai tüketiciye giderken ülke markasıyla da gitmesi lazım. Çok yani haklısınız. Ben Türkiye'den mal alırsam arkadaşım mal yüklenir, kalitede problem evet, olmaz. Ben kalitede bir sorun yaşamam. Lojistik oluşması problemi lazım. Değil. Yani birçok kriterleri var, altını doldurabileceğimiz birçok enstrümanları var. Evet. Onları konuşursak neden biz farklılığımız ortaya çıkar? Yani işte dün üretici ülkeler konferansı vardı. Üzüm Amerika'sı, Güney Afrika'sı, işte Afganistan'ı, İran'ı, Avustralya'sı, Arjantin'i üretici ülkeler. Yani üzüm bir tek bizde yetişmiyor. Ama bizim ürünümüz farklı. O farklılığı biz bilmiyoruz. Anlıyorum. Neden? Detayıyla bilmiyoruz. Biliyoruz. Anladım. Çok güzel, lezzetli, sağlıklı. Hı-hı. Ama detayını bilmiyoruz. Ama biz biliyoruz onu. Neden? Biz ihracatçılar birliği olarak diyoruz ki bak, webinarlar düzelelim, evet. Efendim burada aşçılar tutalım, bunlarla ürün yapalım, ürünümüzün farklılığı olsun. Yaklaşımın hep bu bilgilendirmeyle olacak operasyonlar ve bu da hep güç birliğiyle yapılacak işler. Yani günün sonunda gelmek istediğim nokta şu, eğer benim tedarik ağımdaki ortaklarım veya nihai tüketicilerim beni bu tarafta tüketim alışkanlığına sürdürülebilir bir şekilde ulaştırıyorsa ben mutluyum. Evet, çok haklısınız. Şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi'ne gelelim. Gelelim. Ülkemizin önemli kurumlarından bir tanesi. Çok evet. Da köklü bir kurum ve kuruluş. Tabii müdahale alımları yapar dönem dönem. Özellikle sel gibi, afetler gibi özel durumlarda da rekoltenin düşmesi ya da çiftçinin
ürün kaybında da mutlaka Toprak Mahsulleri Ofisi önemli bir sigortadır, önemli bir dayanaktır. Doğru. Türk tarımı ve çiftçisi için. Sizin ihracatçılar olarak Toprak Mahsulleri Ofisi ile ilişkileriniz nasıl? Nasıl bir ortaklık veya nasıl bir ilişki düzeni yarattınız onlarla? Özgür Beyciğim, ben coğrafyanın özelinden, yani Manisa'mızın üzümünüzden örnek vereyim. Daha iyi olur. Biz bunu kulakları çınlasın, Sayın Fakı Baba'nın Tarım Bakanı olduğu dönemde Eşref Fakı Baba'nın 4 liradan aşağı düşmeyecek beyanından sonra Sayın Pakdemirli Bakanımızın da ciddi bilgi birikim ve desteğiyle işte 6-7 liraya taşıdık. 7 liralardan geçen yıl 10 lira seviyelerine taşıdık. Bu yılda eksik olmasın Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanatıyla üzüm, incir, kayısıya yapacağımız destekleme alımı operasyonunda DMO'nun hakkını ben hiçbir platformda geriye çekemem. Teslim etmek lazım. Çünkü tarım tüm dünyada çok spesifik bir olay. Yani bütün bakanlıklar ayrı ama Tarım Bakanlığı ciddi doğal değişkenliklerden zorluklarla yapılan bir operasyon olduğu için bunu yönetmek hiç de kolay olmayan bir iş. Yani Dünya Gıda Günü üzerinden özel bir okuma yapacak olursak, madem ki içerisindeyiz tam da, sadece gıda deyip geçmemek lazım. Artık savaşlar gıda üzerinden yapılıyor ve gıda egemenliğini kazanabilen ülkeler ekonomik olarak bağımsızlıklarını da ilan ediyorlar. Ekonomik olarak güçlü oldukları için de sadece topraklarını genişletmekle kalmıyorlar. Aksine mevcut bulundukları topraklarda da bütün dünyayı yönetebilecek gücü ellerine alıyorlar. Gıda artık günümüzün en büyük silahı. Öyle bakabiliriz değil mi? %100 kesinlikle katılıyorum. Geçmişte zaten Türkiye olarak biz kendi kendine yeten 7 ülkeden bir tanesiydik. Tabii. Biliyorsunuz. Tabii. Bunu son zamanlarda ithalat pozisyonuna döndürdük. Orada da büyüme hızımızı arttırdık. İyi taraftan bakmak lazım, pozitif düşünmek lazım. Dolayısıyla gıda hiç tartışılmaz bir konu. Üretmek, biz gerçek anlamda üretim potansiyelinde çok iyiyiz. Üzüm özeline geldiğimizde TMO'nun bize vermiş olduğu soruyu saptırmayalım, cevaplandırmamız gerekirse, Sayın Bakanımızın 10 liradan aşağıya geçen seneki düşmeyecek rakamının bu sene 12,5 lira seyri tartışılmaz bir mutluluk. Beklentilerimiz bile üzerinde bir rakamdı galiba. Evet, Sayın milletvekillerimizle de beyan ettik biz açılışta. Sayın Bakanımıza teşekkürümüzü dün de ben de ifade ettim kendilerine. Ama burada şeye bakmak lazım hep Özgür Beyciğim. Yani günü kurtarmak değil. Evet. Yani üreticimiz bunun bilincinde olması lazım. Bunu sürdürülebilir bir tabii yani hale şimdi taşımak lazım. Ben buradan Tarım Bakanlığındaki Sayın İl Müdürümüze ismen Metin Bey'e sesleniyorum. Lütfen biz gelecek yıl sevgili üreticilerimizin üretmiş olduğu ürünlerin de sorgulamasını yapabilelim. Örneğin burada bir sanayi şehri. Manisa bana göre ciddi bir sanayi şehri. Öyle. İzmir'de biz 100-150 yıldır hep alışveriş yaptık, satış yaptık, ihracat yaptık. Leventenler veya o pozisyon olduğu için. Ama Manisa hakikaten bu organize ile, sanayi ile çok güzel mesafeler kat etti. Bu Manisa için büyük bir şans. Hani Tarım İl Müdürü'me sesleneceğim konu şu. Amerika'da FDA şunu yapıyor. Her fabrikaya bir tane devlet adamı yerleştiriyor. Eğer siz Özgür Bey olarak geldiğinizde, Özgür Bey diyor, bu mal standartlara uygun değil. Lütfen. Bir de bir gıda müfettişi diyebilirsiniz. Evet, şey, değil tabii mi? Ki. Evet. Ve fabrikacı ödüyor ücretini. Tabii. Devletin adamı, tabii. Biz bunu ödemeye razıyız. İnanın. Yeter ki standartlarımız bu tabii noktada değil mi? Hep bir... Ama bunu ortak akılda kurmamız lazım. Evet. Yani evet. A kişisi fazla tonaj yapıyor, B kişisi eksik yapıyor. Bu mantık değil. Değil. Yani kuralları hepimiz için geçerli koymamız lazım. Burada ne olacak? Sen ihracatçı olarak nasıl denetimini yaparken alımda da denetimini yapacaksın. Tabii, yani tabii. Oradaki ortağımız olan üretici kardeşlerimizi de yönlendirmemiz lazım. Daha nitelikli üretmeye, daha kaliteli ürün kullanmaya. Daha doğanın bize vermiş olduğu bu zenginlikleri kullanırken ekonomik anlamda da arkadaş... Biz bu kadar iş yaptık. Devlete ne vergi veriyoruz ya? Bu devletin güneşinden, havasından, suyundan, toprağından faydalan.
Ya bak üstü tam yaratıyoruz. Ya kardeşim olması gereken o. Efendim ya işte bak işçi çalıştırıyoruz. İşte stopaj veriyoruz. Yok arkadaşlar. Çalışıyorsak bunun bir karlılığı olmak zorunda. Ve bu karlılıktan da devletimize de biz vergilerimizi vermemiz lazım. Devletimizin de bu açıdan bir sorgulama sistemi olması lazım. Neden bunu söyleme ihtiyacı hissediyorum? Şu açıdan. Ya biz bu sene efendim tuttuk. Hakikaten ürünleri erken hasat ettikleri için yani Tarım İl Müdürlüğü'nün burada fren yapacak duyuruları olmasına rağmen çiftçimiz ya kardeşim 7 ay 8 ay sen bunu yetiştirdin. Daha o yılbaşından beri orayı getiriyorsun. Ya 15 gün daha sabret şu şeker oranını alsın bak ölçek ekonomisi var bilmem ne. Yok hasata aldır uldur gidiyor. Bir de sürü politikası efendim. Ne oluyor? Mal hem verimde düşüyor. Efendim hem kalite problemi yaşıyoruz hem de bizim devlete karşı sorumluluklarımız artıyor. Çünkü mal fireli. Allah'tan TMO'ya gene teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız nezdinde, Ahmet Güldal'a, bütün çalışma arkadaşlarına. Şu anda beyan ettiler %5 ile %10 arası fireli malları alacağız. Ha fire düşerek iyi de. Ya arkadaş, sevgili Özgür kardeşim, üretici Hasan Efendi, Mehmet Efendi. Ya neden şunu düzgün savurmuyorsunuz? Bırakın neden savurmadığınızı. Ya neden acele ettiniz de bu hasatı kestiniz, ham meyveyi dalından kopardınız? Bunlar hep istişareyle olacak olaylar. Özgür Bey kardeşim. Çok haklısınız, evet. Çok haklısınız. Yani onun için ondan sonra biz Asya Pasifik'e gidip daha sürdürülebilir, efendim daha kontinüite işler yapıp oradaki güven ilişkimizi sağlayacağız. Evet. Bu bütün söylediklerinize katılmakla birlikte üreticimizin üzerindeki girdi maliyetlerinin ağırlığının da biraz aşağı çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kanımca bir gazeteci nesnelliğiyle söylüyorum bunu. Bizim üreticimizin de dünya çiftçisiyle rekabet edebilmesi için bu noktada çok başta tabii enerjide biz ne yazık ki dışa bağımlı bir ülkeyiz. Yani onu da inkar edemeyiz ama tohumundan ilacına, gübresine kadar bunları da ithal ikameci bir yapı olduğu için burada ne yazık ki bizim üreticimiz çok pahalıya kullanıyor. Eğer orada da girdi maliyetlerinin ki bu yılların sorunu, yeni bir şey değil, bu yapısal bir sorun Türk tarımında. Çiftçinin üzerinden yükü biraz daha kaldırabilirsek bu üretme kültürü ve geleneğiyle bizim çiftçimiz en güzelini üretir. En iyisini üretir diye düşünüyorum. Ben de %100 size katılıyorum. Bu konuda da tüm üzüm üretici ortaklarımıza şu mesajı vermek istiyorum sizin aracılığınızla. Bizim üzüm operasyonunda coğrafyamızın bize vermiş olduğu bu zenginliği güzel kullandığımız sürece bu büyük bir nimet önümüz çünkü. Çok evet. Açık. Bir, evet. Panik yapmayalım. Evet. İki, biz burada gübre girdileriyle, efendim ilaç girdilerimizin, mazot girdileriyle, tabii ki akaryakıt girdilisi, elektrik girdimizi balanse edebilecek artık altyapıya dönüştük. Enerjide ciddi bir enerji üretimine başladık. Biliyorsunuz güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, yenilebilir enerjiyle. Allah nasip ederse yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği haberle, gaz operasyonumuzla. Bunların yanında İlaç mümkün mertebe zaten biz bunları çevreyi kirlendirmeden kullanabileceğimiz bir ilaçlama. Gübreyi doğal ortamda kullanarak zaten dünya artık kimyasaldan biyolojik mücadeleye geçiyor biliyorsunuz. Bravo. Evet. Tam olarak ifade ettiniz. Tabii işte bu da sizin profesyonelliğiniz. Ha biz bu çerçevede biraz önce ifade ettim. Bizim asgari ücret fiyatlarımızla tarımdaki iş gücü potansiyelimizle bizim bileğimizi kimse bükemez. Biz Amerikalıların nasıl geçmişte 80 bin ton, 90 bin ton yapan Yunanistan'ın bağlarını söktürttükse şimdi Amerikalıların bağları sökülmek zorunda. Çünkü ciddi bir rekabette geliyoruz. Evet bizim de arkamızdan unutmamamız gereken bir Özbekistan, bir Güney Afrika ciddi geliyor. Yani hayat devam ediyor ama rekabet de acımasız. Hiç gevşemeye gelmeyecek bir kesinlikle. Piyasadayız. Kesinlikle ama bu ortak akılla olması lazım. Hem ürünümüzü pazarlamamızla, hem üretimimizle, hem de o üretimden çıkacak değer zincirini ortak paylaşımla. Tek taraflı olmaması lazım. Evet. Bu ortak paylaşıma ben devletimizin de dokunuşunun çok makul ve mantıklı olacağının altını çizmek istiyorum. Ya biz bu kadar milyon dolarlık ihracat yaptık. İyi bir arkadaş yaptık da buradaki getirimiz ne? Ya yanlış strateji. Yanlış stratejiye de sebebiyet vermeyeceğiz. Geleceğiz diyeceğiz ki bakanlığa arkadaş biz bu seneki çiftçi girdilerimizle şu seviyelerde olması lazım. Ham maddemiz
O zaman alevre satışlarımızı da dengeli yapmış olacağız. Satmayalım demiyoruz, yanlış anlaşılmasın. Anlıyorum. Çünkü endüstriler duramaz, satmak zorundayız biz. Alevre satış yapacağız ama doğru fiyatlarla yapacağız. Katılıyorum, katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok az bir vaktimiz kaldı ama ben sizin işinizin olmazsa olmaz bence kriterlerinden biri olan lisanslı depoculuğu da sormak istiyorum size. Yeri gelmişken hazır bu programda. Lisanslı depoculuk konusunda Türkiye'nin atılımları var, çalışmaları var. Ama nereye geldik? Hedef ne olmalıdır? Tam olarak istediğimiz yerde miyiz? Ya da bunu doğru yapabiliyor muyuz? Bu konudaki stratejilerimiz nelerdir? Lisanslı depoculuk Ege bölgesi için çok önemli ve kuru meyve gıda içinde biliyorum kuru, ki. Kuru meyvelerin tümü için çok önemli. Evet. Malum biliyorsunuz bu işi buğday sektöründe TMO ciddi başarılı anlamda götürüyor. Şimdi aynı şekilde Kayası Malatya'da bir lisanslı depoculuk oluşumu söz konusu. Biz İzmir operasyonunda Tariş'le, onlar aynı zamanda hem yönetimimizde hem bizim ciddi ortaklarımız, bu oluşumu sağladık. Ama takdir ederseniz işte bu finansman yapısı ve ülkenin dengesi. Biraz önce şunu ifade etmek istiyorum. Aydın'da biz bundan 2-3 hafta önce, 3 hafta önce değil veya 4 hafta önce incir açılışında Sayın Bakanımızın teşrifleri olacaktı. Bir yangın operasyonundan dolayı gelemedi. Gittiği için katılamadı. Bakan yardımcımız Hadi Tunç Bey'le. Orada da soğuk hava depomuz var. İnanın biz yenilikçi algıyı hemen kabullenen bir toplum değiliz. Yani değişime çok açık değiliz. Biraz direniyoruz orada. Ama işte burada görev size düşüyor. Tabii. Siz tabii. Yılmadan bu algı yönetimini doğru habercilikle anlatmalıyız Yılmadan. Anlatacaksınız. Bizim görevimiz çünkü bu bir vatan meselesi. Görevidir, borcudur. Vatan borcudur, algı yönetimidir. Hep ben bu mantıkla hayata bakmaya çalışıyorum. Yoksa bu kadar birikimimiz bundan sonra ne olacak? Bu bilgiyi paylaşıp gelen yeni genç nesillerin önünü açıp onları motive etmemiz lazım. Çünkü onlara bu algıyı verdiğimiz zaman onların üretken beyinleri ben inanıyorum ki bizden çok daha ileride olacak. Çünkü konjonktür bunu gerektiriyor. Evet, buna ben de inanıyorum. Zaten harika bir final cümlesi oldu bence. Biz gençlerimize güveniyoruz, inanıyoruz. Bizim yaptığımız işi bizden çok daha ileriye taşıyacaklarına hiçbir şüphemiz yok. Çünkü en azından teknolojiyi bizden çok daha iyi kullanıyorlar, çok daha iyi algılıyorlar. Kesinlikle. Ve zaten dünyanın geleceği de bilişimde. Dolayısıyla ben bu konuda da Türkiye'nin yüksek teknolojiyle özellikle çok iyi yerlere gelebileceğine inanıyorum. Yüksek teknolojide bir başka program konusu, tek başına bambaşka bir konu. Bu alana Türkiye'nin ciddi yatırımlar yapması gerektiğini hep söylüyoruz. Çünkü hep söylerler ya, yükte hafif, pahada ağır ürünlerin üretimini ve ihracatını sağladığımız gün işte o dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri arasında olmamız ve daha büyük, daha üst sıraları oynamamız zaten işten değil. Kaçınılmaz olacaktır diye düşünüyorum. Çalışıyoruz. Yani biz gıdada da değer zinciri için bu yüksek teknoloji. Yükte hafif, pahada ağır ürünlere çalışıyoruz. Onun için ülkemizin gelecek genç nesilleri, Ar-Ge merkezlerimiz, İnovatif düşüncelerimiz, devletin vermiş olduğu Turku Aleti, Urge desteklerimiz, hepsi bunların birer parçası sevgili Özgür kardeşim. Turku Aleti ayrı bir program konusu. Türk markasının yabancı pazarlardaki kalite algısı, nitelik muhteşem bir şey bence o konuda. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başta da söylediğim gibi sohbetin çok keyifli olacağını biliyordum ama bu benim de beklentilerimi sınırlarını aştı. Hem katıldığınız için davetimizi kırmayarak, Manisa Televizyonu'nun stüdyosundaki ilk konuklardan biri olduğunuz için. Sağ olun. Sizin nezdinizde tüm ihracatçılarımıza, üreticilerimize, çiftçilerimize, tüccarımıza, sanayicimize, yani kısacası Türkiye'yi ekonomik anlamda kalkındırmak için sadece elini değil, bütün gövdesini başına kadar taşın altını koyan herkese çok teşekkür ediyoruz. Onlara minnet borçluyuz. Sağ olun. Sağ olun. Değerli seyircilerimiz, Kent ve Ekonomi'nin bugün de sonuna geldik. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı, Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep bizlerle birlikte oldu. Ve son dönemde özellikle pandemi sürecine rağmen artan ihracatımızın bu başarısının arkasındaki nedenleri konuştuk. Ama bunu yaparken sistemsel bazı öz eleştirilerle neleri yapmamız gerektiği konusundaki somut argümanları da bu masanın üzerine getirmeye gayret ettik. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce, aklımız el verdiğince umarız sizlere bu konuda tatmin edici bilgileri, gelişmeleri duyurabilmişizdir. Bir başka Kent ve Ekonomi programında yine Manisa Televizyonu stüdyosunda canlı yayında kendi alanında uzman, yetkin, başka bir ismi daha sizlerle buluşturuncaya dek sağlıkla kalın efendim.